İbrahim Güven. Özlenen Fenerbahçe. Bugün siyaset yazmak yerine üzerine biraz siyaset sosu sürülmüş, ağırlıklı futbol olmak üzere spor yazmak istiyorum. Malum yeni futbol sezonu başladı. Ülke ekonomisi yerlerde sürünürken ve bundan büyük ölçüde kulüpler de nasibini alırken başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere bütün takımlarımız boylarını aşan harcamalarla transferler yaptılar. En çok harcama yapan iki takım şu anda ligin tepesinde. Köprülerin altından daha çok sular akar ama şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçecek gibi görüntü var. Mutlaka bu takımları zorlayacak, çelmeleyecek başka takımlar çıkacaktır. Ama daha sezon başında oluşan ve normalde kapanabilecek bu puan farkı her iki takımın kadro kalitesi ve oynadığı futbolla orantılı olarak daha artacak gibi duruyor. Biz Hakede'nin sahada güzel futbol oynayanın kazanacağı bir şampiyonluk olsun temennisinde bulunalım. Ama olayları objektif değerlendirmeye çalışan bir Fenerbahçeli olarak kendi bakış açımızdan bunun olup olmayacağını biraz irdeleyelim. Fenerbahçe uzun zamandır bu ortamın özlemini çeken taraftarını çok mutlu edecek şekilde sezona müthiş bir giriş yaptı. 7'lik 7 Avrupa toplam 14 maçın tamamını alarak şu anda Avrupa'da bile bir numara. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri bile farklı kulvarlarda puan kayıpları yaşarken gerçekten çok görkemli bir başlangıç yaşandı. Üstelik bazı rakipler zayıf olsa da lig ve Avrupa'da bol gollü net galibiyetler alındı. Beşer gol atan Hollanda Ekolü'nün takımı Twente ile lige iyi bir giriş yapan Rize Spor'a pek de zayıf takım denemez. Bu konuda yıllardır transfer hüsranı yaşayan, takımın başarısını gönülden arzu ettiğinden zerre kadar tereddütüm olmayan, gerçek bir Fenerbahçeli olan Başkan Ali Koç'un teknik direktörle koordineli ve nokta atışı transferleri çok etkili oldu. Tabii bu durumun oluşmasında teknik direktörün önceden belirlenmesinin ilave katkısı da yatsınamaz. Neredeyse alınan bütün futbolcular ayağının tozuyla geldikleri hafta bile buldukları forma şansını iyi kullanarak takıma katkı verdiler. Bu kadar yıldız oyuncuyu adil bir forma dağıtımıyla bir arada tutmak, onları motive etmek gerçekten kolay bir iş değil. Son maçta rakip Palut hocanın da centilmence hakkını teslim ettiği gibi ortada ciddi bir teknik yönetim başarısı mevcut. Konuya devam etmeden önce futbolumuzda pek görmediğimiz bükemediğin bileği öpeceksin tarzında bu centilmen yaklaşımı için yönettiği takımları genelde iyi top oynatarak başarıya ulaştıran İlhan Palut hocayı kutlamak isterim. Konumuza gelecek olursak, eskiden kaleye gitmekte zorlanan takım sağdan, soldan farklı kombinasyonlarla çoğu kez birbirinin benzeri goller bulabiliyor. Takım rakibi öylesine boğuyor ki çoğu pozisyonda rakip kendi ceza alanında 10 kişiyle savunma yaparken mutlaka 5-6 Fenerbahçeli oyuncu görmek mümkün oluyor. Bu takımın hücumda iyi çoğalabildiğini gösteriyor. Ama biliyoruz ki bütün takım oyunlarında savunma yapmadan maç kazanılmaz. Bu sene şu ana kadar oynanan maçlarda savunma da güven veriyor defansın göbeğini alınan iki kule Ceku ve Beko'nun yanı sıra bildiğimiz Ferdi İsmail Hoca ile kendini bulan Osayi Samuel güven veriyor. Yine Hoca ile ivme kazanan Osterwolde, Serdar Mert Müldür gibi defans oyuncuları da buldukları forma şansını iyi değerlendiriyor. Dünyanın tepesindeki takımlardan Hırvatistan'ın kalesini koruyan Livakovic en geride emniyet sibobu gibi dururken genç kaleci İrfancan ihtiyaç olduğunda ben hazırım mesajı veriyor. Orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilen Fred ve İsmail'in formasını kapmaya hazır, başta eski günlerine dönüş sinyali veren Crespo olmak üzere adaylar var. Bu yıla müthiş bir giriş yapan İrfan Can Kahveci ve sezonun flash transferleri Tadiç ve Zimjanski izleyenlere müthiş bir futbol zevki yaşatıyor. Özellikle Zimjanski her hafta kendini açarak çağdaş futbolda bir 10 numara nasıl oynarım görüntülü dersini veriyor. Gol atan gol pozisyonu içinde olan oyuncuyu bir sonraki pozisyonda kendi kalesinde rakibin hücumunu keserken görebiliyoruz. Oyunculuğu kesinlikle tartışılmaz ama başlangıçta yaşından dolayı soğuk baktığım Ceko sadece gol atmıyor. Takımı hücuma çıkarmada, top tutmada ve gol pası vermede de çok iyi işler yapıyor. Bu sene hamle oyuncusu konumuna düşen Batsuayi içinden kırgın olsa bile bir profesyonel olarak oynadığı maçlarda skora katkı vermeye devam ediyor. Daha ismini yazmadığımız birçok oyuncu var. Girenin çıkanı aratmadığı, son maçta oyuna sonradan giren Mert Hakan ve King ortaklığı gol, her oyuncunun hazır olduğunu ve ayrı ayrı övgüyü hak ettiğinin göstergesi. Bütün bunlara ilave olarak İsmail Hoca'nın ne yapacağını bilerek sanki takım daha hazır değilmiş gibi ileride daha iyi olacağız mesajları vermesi hem yönetimi hem de taraftarı mutlu ediyor. Taraflı tarafsız herkesin seyir zevki yüksek maç izlemek için Fenerbahçe maçı beklediği bir noktaya geldik. Öyle ki geçmişte haklı haksız Fenerbahçe için birçok eleştiri getiren Erman Hoca bile bu takımın hakkını teslim eder noktaya gelmiş durumda. Allah bu takımı nazarlardan korusun. İnşallah ciddi bir takım sakatlıklar, anormal bazı olaylar yaşanmaz. Ligde ve Avrupa'da bu güzel futbol ivme kazanarak devam eder. Buraya kadar ne kadar objektif olmaya çalışsam da mutlu bir taraftar bakış açısıyla takımıma övgüler düzdüm. Tabii ki her branşta olduğu gibi futbolda da bu yıl şampiyonluk bekliyoruz. Ama sadece ülkemizde değil dünyada da futbol saha dışı güçlerin etkisinde oynanıyor. Takımlar bunu bazen güçleriyle savuşturabilse de çoğu kez buna güçleri yetmiyor. Geçmişte yaşadığımız bazı tecrübeler ister istemez bu konuda kaygılanmamıza sebep oluyor. Fenerbahçe, FETÖ tezgahıyla önü kesilirken, Avrupa'dan men edilirken, bundan en çok faydalanan ezeli rakibimiz hem aradaki şampiyonluk farkını kapattı hem de Avrupa arenasına katılmanın verdiği ekonomik güçle kendini geliştirdi. Bu işler böyle. Bir takımın önü kesilir, güç kaybederken önü açılan takım gücünü, kazanımlarını artırıyor. Bu konuda 3 Temmuz sürecinin etkisini taraflı tarafsız hiç kimse inkar edemez. Cumhuriyetin yıkılmaz en sağlam kalelerinden birisi olan Fenerbahçe şampiyonluğa bizim için uzun sayılabilecek bir ara verse de inşallah bu yıl bu özleme son vereceğiz. Bu süre içerisinde 1-2 sezon hariç şampiyon olamasak da hep şampiyonluk potasında olduk. Bazı sezonlar şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. İkincilere de kupa verilse herhalde en çok kupayı Fenerbahçe alırdı. İkinciye kupa verilmediğine göre verilen emeğin karşılığı şampiyonluk olması lazım. Ezeli rakiplerimizin geçmişte 14-15 yıl şampiyonluk görmediği dönemler hatırlanacak olursa biz daha o rekoru kırmadık ama daha fazla da beklemek istemiyoruz. Aslında takımda bunu başaracak kapasite, güç ve arzu var ama inşallah önü bir şekilde kesilmez. Önü kesilmez diyorum ama bunu öylesine söylemiyorum geçmişte amatör düzeyde de olsa hakem ve gözlemci olarak kısa bir süreliğine hakem camiasının içerisinde bulundum. Küçük bir pastadan pay almak için nasıl mücadele edildiğini, bazen nasıl belden aşağı vuruşlar yapıldığını yaşayarak gördüm. Çok iyi, çok kaliteli hakem arkadaşlar tanıdım. Ama mahalle maçı bile yönettirmeyeceğin hakemlerle de karşılaştım. Amatör düzeyde de olsa birilerinin hak etmeden bir yerlere geldiğine, hak eden birilerinin de bir şekilde önünün kesildiğine şahit oldum. Süper Lig'in amatör düzeyden tek farkı isimlerin kamuoyunca biliniyor ve yaşananların kamuoyunun gözü önünde yaşanıyor olması. İnanın başka hiçbir fark yok üzülerek ifade edeyim ki bu camia teknolojik gelişmeler ve hakemlerin maddi gelirleri artmasına rağmen içinde bulunduğum dönemlere göre erozyona uğramış daha çok kan kaybeler hale gelmiş durumdadır. Yaşanan hakem hatalarına rağmen geçmişin hakemliği bugünkü hakemlikten daha oturaklı daha seviyeliydi. Öyle olduğu için birkaç yıldır kazanan kaybeden kimse hakemden memnun değil. Bunun en canlı ve son örneği Fenerbahçe Rize Spor maçı oldu. Fenerbahçe'nin elle ilgisi olmayan golü iptal edildi. İki net penaltısı verilmedi. Bu arada Rize lehine verilebilecek bir penaltıyı da unutmuş değilim. Sanırım maçın oynandığı pazar günü penaltı verilmeme günü ilan edilmişti. Rakiplerimize çok daha flu pozisyonlarda çok daha kolay çalınan penaltıları görünce insanın aklına ister istemez deli sorular geliyor. Benzer örneklerden gol verilen bir pozisyon söz konusu Fenerbahçe olunca varda 3-4 dakika neden incelenir? Amatör kümedeki bir hakemin bile tereddütsüz çalacağı penaltı pozisyonlarını bu seviyedeki bir hakem nasıl görmez? İnsan istemeden de olsa başka düşüncelere kapılıyor. Düşünmesi bile hoş değil. Hatta korkunç ama acaba bir güç Fenerbahçe konusunda hakemleri baskı altına mı alıyor? Yine düşüncesi bile çok vahim ama geçmişte FETÖ'ye teslim olmayan, bugünlerde de sürekli cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurgulayan, hatta bu konuda somut olarak stadının adını Atatürk olarak değiştirme iradesi gösteren kulüp cezalandırılmak mı isteniyor? Ağzınızla kuş tutsanız size şampiyonluk zevki yaşatmayız mesajı mı verilmek isteniyor? Şimdilerde yorum yapan kulağa delik bazı hakem eskilerinin Federasyonun Fenerbahçe ile ilgili tasarrufları hakkındaki söylemleri yenilir yutulur ifadeler değildir. İddia düzeyinde bile olsa bunların konuşuluyor olması hoş değildir. Pazar günü maçın 5-0 bitmesi hakemin hakem şansıydı. Hakemi ve MHK'yı şimdilik kurtardı fakat hakem hatalarını maçın önüne geçirdi. Ortada bir mağduriyet yok ama her iki takımın verilmeyen penaltıları konuşulmayacak mı? Evet. 5-0 görkemli bir sonuç ama olası 7-0, 7-1, 8-0, 8-1 daha görkemli bir sonuç olmaz mıydı? Uzatmayla birlikte ortalama 50 dakika oynanan bir oyunda topun oyunda kalma süresi 20'li dakikaların biraz üstünde ise biz kalan zamanda ne seyrediyoruz? Avrupa'da bu süre 30 dakikanın altına düşmüyor. Avrupa'da da var kullanılıyor. Maçlar 3-5 dakika uzuyor bizde 10 dakikanın altında uzatma olmuyor. Demek ki bir şeyleri yanlış ve eksik yapıyoruz. Toplumda her konuda liyakat bittiği gibi hakemlikte de liyakati bitirirseniz nasıl bir sonuç bekliyorsunuz ki? Hakemlikte başarısız olmuş adamları sistem dışına çıkarmak yerine bu işten ekmek yesin diye var sistemine sokarsanız başka ne olabilir ki? Hakem arkadaşlar ne olur hangi takım olursa olsun adil olun. Sahada futbolun oynanmasına müsaade edin. Takımı maça hazırlayan teknik heyetin ve sahada ter döken futbolcuların emeğine saygı duyun. Sizler de ter döküp emek veriyorsunuz. İşinizin zorluğunu kısa bir sürede olsa yaşayan biri olarak çok iyi biliyorum. Yapmanız gereken forma rengini görmeden, o renklerin altında ezilmeden, eyyam yapmadan, samimi ve dürüst bir şekilde gördüğünü çalmak. Bunu yaptığınızda yanınızda, arkanızda duran insanların sayısı da artacaktır forma aşkımıza rağmen iyi futbol seyretmeyi arzulayan, her zaman hak edenin kazanmasını isteyen bir futbol sever olarak su testisi daha fazla kırılıp dökülmeden biz uyarımızı yapalım da dinlemek, uygulamak size gerekli tedbirleri almak da Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ya kalsın. Son sözüm forma aşkımızın büyük olduğu Fenerbahçe'ye değerli başkanımız Cumhuriyetin 100. yılına çok yakışacağı düşüncesiyle bütün takım sporları için her branşta şampiyonluk hedefi koymuş. Zaten her sezona her branşta şampiyonluk hedefiyle başlayan kulübümüz için bu aslında normal bir hedef ancak tarihten gelen kazanımlar ve kültürle her ortamda Atatürk'e ve onun en büyük emaneti cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkan bu kulübe eğer başarabilirse 100. yılda bu başarı gerçekten çok yakışır. Avrupa ve dünyada birçok ilklerin takımı Fenerbahçe'de aslında bu kapasite mevcut. 2014 yılında voleybolda kadınlar ve erkeklerde aynı gün Avrupa Kupası kazanmak, basketbol Euroligi kadınlar ve erkeklerde kazanan ilk ve tek kulüp olmak kaç dünya kulübüne nasip olmuştur. Kadın basketbol takımımız daha kısa bir süre önce ülkemizde olmayan Kadınlar Süper Kupası'nı da rakibine iki misli sayı atarak ülkemize getirmiştir. Bu başarılar asla tesadüf değildir. Yatırımın ve çalışmanın sonucudur. Ana takım sporları branşlarında dünyada her sezon şampiyonluk potasında oynayacak düzeyde başarılı bir başka kulüp var mıdır? Bunu Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United ve City gibi ekonomik yönden Fenerbahçe'den çok daha güçlü marka kulüpler de dahildir. Diğer amatör branşlara ve buralarda elde edilen başarılara hiç girmiyorum bile. Bunun için her ortamda Fenerbahçe bir futbol takımı değil, fabrika gibi sporcu üreten, ülkeye bu şekilde hizmet veren bir spor kulübüdür diyorum. Bu sebeple bu başarıyı başaracak güce sahip olduğuna inandığım takımımıza bütün güçlerine rağmen hakemler ve başka güçler engel olmamalı. Bunu kısa bir anekdotla biraz açmak istiyorum. Çocukluğumda, gençlik yıllarımda en başarılı olduğumuz branşlardan birisi olan güreş müsabakalarını izlemeyi çok severdim. Halen de izlerim. Bir uluslararası müsabakada adını hatırlayamadığım bir güreşçimiz rakibini birkaç kere tuşladığı halde taraflı hakem bir türlü tuşu vermiyordu. Maçı puanla kazanacaktı ama güreşçimiz sonunda öyle göstere göstere tuş yaptı ki hakem artık vermek zorunda kaldı. İşte takımlarımız da gerektiğinde hakemleri de tuşlayacak şekilde maçlarını oynamalı ve sezon sonunda taraftarlarını mutlu etmeli. Sarı lacivert aşkla büyümüş, o aşkı halen içinde yaşayan, Atatürk'ün ve en büyük emaneti Cumhuriyet'in değerlerini bilen her taraftar gibi bir taraftar olarak benim de takımlarımızdan en büyük dileğim ve beklentim budur. Takımlarımızda da bu kapasite ve sarı lacivert aşkla harmanlanmış ruhla bunu başarabilecek güç mevcuttur. O zaman haydi el birliğiyle bütün branşlarda şampiyonla. Not Yazımı okurlarla buluşturmaya fırsat bulamadan takımımız deplasmanda aldığı bir Avrupa galibiyetiyle resmi maçlardaki galibiyet serisini 15 maça çıkarmış, taraftarını ve futbol severleri mutlu etmiştir. Kendilerini kutluyorum abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.